Herkese merhabalar. Ehliyet animasyonlu sınav sorularıyla birlikte motordan yeni çıkan örnek sınav sorularını değerlendirmeye çalışıyoruz. Başarılar diliyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Hemen sorularımız gelsin. Evet, sorularımıza bakalım. Animasyonlu sınav sorularını izlerken mutlaka sağ taraftaki trafik levhalarına bakalım. Ayrıyeten araçların göstergelerinde neler var? Onları da dikkatli inceleyin arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuz geldi bakın. Sorumuz şöyle. Animasyonumuzu izliyoruz. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Bakın. A. Sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmelidir. B. Sol şeride geçip derhal servise gitmelidir. C. Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmelidir. D. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalıdır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada dikkat ederseniz hemen göstergede akü şarj ikaz ışığı yanmaktadır. Bakın. Akü şarj ikaz ışığının yanması sürücülere neyi bildirir? Evet. Seyir halinde gidiyorsunuz ve akü şarj ikaz ışığının yandığını gördünüz. Öyle bir durumda yapmanız gereken nedir? Şimdi burada arkadaşlar size kolaylık olması maksadıyla ben bakın yukarıda akü şarj ikaz ışığı hararet göstergesi hemen burada bakın ve yakıt göstergesi ve yağ göstergesini aldım. Zaman zaman burada şunu da soruyorlar arkadaşlar. Bunlardan hangisi yanarsa gösterge panelinde hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yoktur. Bakın. Şarj ikaz ışığı yandığında, hararet yandığında ve yağ lambası yandığında, gösterge panelinde yandığında trafik kurallarına uygun olarak derhal ne yapmamız gerekiyor? Durmamız gerekiyor. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Yakıt göstergesi yandığında aracı durdurmaya gerek yoktur. 30 ile 50 kilometre daha nedir? Yol alır değil mi? Evet bakın yol alır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada bakın bir tane soru yok. Size 4 tane soru çıkarmış olduk. Dikkat edin. Animasyonlu olarak sınavda soru geliyor. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz şöyle. Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın kurallara uygun olarak derhal durulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir. Şimdi bakın az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Araç akü şarj ikaz ışığı ABS ve yağ lambası. Burada arkadaşlar şarj lambası yandığında derhal durdurmamız gerekiyor. ABS yandığında aracı durdurmaya gerek yoktur. Yani bir kere 2'nin olduğu seçenekler cevabımız değil. Yağ lambası yandığında yine aracımızı durduruyoruz. 1 ile 3'ün olduğu seçenekler hangisidir? Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Banko sınavlarda çıkacak sorular çözüyoruz arkadaşlar. Dikkatli çözün. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları da çözün. Ve sınavlarınızda yüksek notlar alın. Üçüncü soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi? Bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir. A. Sigorta. B. Karbüratör. C. Endüksiyon bobini. D. Marş motoru. Arkadaşlar, bujilere giden elektriğin voltajını yükselten tabii ki endüksiyon bobinidir. Bakın endüksiyon bobini. Şurada gördüğünüz bakın bir endüksiyon bobinidir. Şekil olarak da endüksiyon bobininin bakın kulesi, işte bobin kutusu değil mi?
Demir çekirdek. Evet. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı da inceleyebilirsiniz. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruya geçmeden araç gösterge panelinde neler bulunmalıdır? Bakın çok çok önemli. Mutlaka sınavda soru gelecek. Bununla ilgili. Fren lambaları kırmızı renk yanar arkadaşlar. Unutmayın. Geri vitese taktığınız zaman araçta stoplarda beyaz yanar. Bakın beyaz yanar. Yağ ikaz lambası, hararet ikaz lambası, şarj ikaz lambası, ısıtma, kızdırma bujileri dizel araçlarda bulunur. Arka cam rezistansı, dörtlü flaşör, dörtlü ikaz uyarı ışıkları sağ sinyal, sol sinyal, el freni çekili olduğunu gösterir. Park lambaları, kısa ve uzun farlar, ön sis ve arka sis lambaları, emniyet kemeri, hava yastığı, fren balatası uyarısı, düşük yakıt, düşük silecek suyu, hararet, hararet göstergesi, kilometre göstergesi ve devir göstergesi şeklindedir. Buradan %100 soru gelir. Evet, hemen bakın başka bir soru gelmiş. Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu gösterir, belirtir. Marş, şarj, ateşleme, fren. ABS. ABS demek fren sisteminde bir arıza olduğunu bize bildirir, değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza. Beşinci soru geldi. Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir? 1. Akü şarjının azalması. 2. Fren balatalarının azalması. 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edin. Akü şarjının azalması, motor yağının özelliğini kaybetmesi, fren balatalarının azalması. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Akü şarjının azalması ve motor yağının özelliğini kaybetmesi tabii ki bu çok uzun süre aracı kullanmamaktan kaynaklıdır. Fren balatalarında herhangi bir sıkıntı olmaz, değil mi? Burada 1 ile 3'ün olduğu seçenek aracı çok uzun süre kullanmadığınız zaman meydana gelir. Hemen geçtik 6. sorumuza. 6. soru şöyle. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırması rodaj süresinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Uzun yolda aynı hızla gidilmesi. B. Tam gaz vermekten kaçırılması. C. Sürekli sert ve ani fren yapılması. D. Motor soğukken çok çabuk hızlanılması. Tabii ki burada da arkadaşlar motorun alıştırması rodaj süresinde aracın gelecekteki performansı için tam gaz vermekten kaçınılması en doğrudur. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Bujilerin yeni olması. B. Yakıt borularının uzun olması. C. Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi. D. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Tabii ki araçta fazla yakıt tüketimine sebep olan tabii ki Denizli seçeneğidir, değil mi? Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. soruya bakalım. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? A. Fan müşirinin. B. Termostatın. C. Fan sigortasının. D. Klima kompresörünün. Evet arkadaşlar, burada da tabii ki termostatın, değil mi? Termostatın arızalı olduğu düşünülür. Bursa seçeneğidir doğru cevap.
Hemen 9'a bakalım. 9. sorumuz gelsin. Akü sülfürik asit içerdiğinden kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçırılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit gözlere ve cilde hangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? A. Tiner ile yıkamak. B. Bol suyla yıkamak. C. Antifrizle yıkamak. D. Fren hidrolüyle yıkamak. Tabii ki burada da dikkat edersek bol suyla yıkamamız en doğrusudur, değil mi? Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza bakalım. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, akünün görevi nedir? Yağlamayı sağlamak, diferansiyeli çalıştırmak, vites kutusunu çalıştırmak, D. aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak. Motor çalışmazken diyor, bakın motor çalışmazken akünün görevini sormuşlar. Tabii ki arkadaşlar aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmaktır, değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. 11. sorumuz yine çok önemli sınav sorularından. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? A. Sürüş konforunu. B. Trafik kazası riskini. Direksiyon hakimiyetini. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Bakın arkadaşlar, araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastikler. Şimdi lastiklere şöyle bir göz atalım. Dikkat edin arkadaşlar, yeterince kararınca şişirilmiş lastiklerde yolda tam tutunma meydana gelir. İdeal, bakın ideal bir şişirme. Şimdi bakın burada da aynı şekilde. İdeal bir şişirme. Havası düşükse, bakın havası düşükse aracımızdaki arkadaşlar yanlardan, yanlardan aşınmalar meydana gelir. Şuradaki da görüldüğü gibi, bakın burada da var. Bakın, düşük hava basıncında. Yüksek hava basıncında ise tam ortadan aşınır. Şurada da gördüğünüz gibi, yani ortası tam olarak asfalta basar ve araç fazla, lastikler fazla aşınır ve kaza yapma riski de o oranda ne yapar? Artar, değil mi? Lastiklerde arkadaşlar bakın, mesela lastiklerin üzerlerindeki rakamlar var. 195 taban genişlik, değil mi? 55 kesit oranı. Lastik ve radyal lastik demektir. Lastiğin yapısını gösterir. 16 jant çapı demektir. 14, 15, 16, 17, 87 yüksek yük endeksidir. V de hızdır arkadaşlar. Evet, hemen geçelim. Detaylı bir şekilde gidiyoruz. 12. soru gelsin. Evet, bakın. 12. sorumuz. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş zamanı, egzoz zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Şimdi benzinli bir motorda buji arkadaşlar hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? Sorumuzun cevabı tabii ki sıkıştırma zamanındadır. Cevabımız arkadaşlar ikinci zaman sıkıştırma zamanında olur. Dört zamanlı motorlarda, benzinli motorda, emme zamanında silindirler içerisinde benzin hava karışımı emilir. Sıkıştırma zamanında benzin hava karışımı sıkıştırılır. Ateşleme zamanında iş güç sıkıştırmanın sonuna doğru bujiyle ateşleme yapılır. Egzoz zamanında da yanmış gazlar dışarı atılır. Tabii ki 4 zamanlı motorların sıralaması da önemlidir. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz şeklinde. Bunu da artı parantez bilin. Buradan da sınavda soru gelebiliyor.
Hemen geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuz şöyle. Hangisini yapmak çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar? A. Gereksiz yere korna çalmak. B. Seyahat esnasında yiyecek atıklarını otoyol kenarlarına bırakmak. C. Egzoz emisyon ölçümünü geciktirmek. D. Araç bakımlarını zamanında yaptırmak. Tabii ki burada da dikkat edin arkadaşlar. Çevrenin, bakın, çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar. Araçlarınızın bakımlarını zamanında yaptırırsanız tabii ki çevreyi ne yapmazsınız? Kirletmezsiniz. Denizli seçeneğidir doğru cevap. 14'e bakalım. Evet, 14. 14. sorumuz şöyle. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? İlk çalıştıracaksınız. Aracınıza bindiğiniz koltuk ayarını yaptınız. Ayna ayarlarınızı yaptınız. Motoru çalıştıracaksınız. O esnada yapmanız gereken kornaya mı basmak, vites koluna mı basmak, fren pedalına mı basmak yoksa debriyaj pedalına mı basmak doğrudur? Tabii ki araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında arkadaşlar debriyaj pedalına değil mi? Debriyaja sonuna kadar basmak fayda verecektir. İlk çalıştırmada cevabımız Denizli seçeneğidir. 15'e bakalım. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Motordaki yağ seviyesi. Evet, şöyle bakalım. B. Ateşleme sistemindeki ilgili buji. C. Sigorta panelindeki ilgili sigorta. D. Yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Evet, burada da sigorta panelindeki ilgili sigorta değil mi? İlgili sigortadır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 16. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG, 2. Benzin, 3. Motorin. İçten yanmalı motorlarda arkadaşlar günümüzdeki motorlar LPG'li motorlar, benzinli motorlar ve dizel motorlar tabii ki içten yanmalı motorlar sınıfına girer. Her üçü de cevap Denizli seçeneğidir. 17'ye bakalım. 17 soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır? Yağ, asit, saf su, antifriz. Burada da tabii ki motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu paslanmayı, kireç oluşumunu engelleyen, parçaların ömrünü artıran tabii ki nedir? Antifrizdir, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 18 gelsin. 18'in sorusu şöyle. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin. B. Motorin. C. Antifriz. D. Gaz yağı. Buji ile ateşlemeli. Buji demek benzinli araç demektir. Aklınızda kalsın. Buji, enjektör demek, mazot demektir. Dizel araç demektir. Burada buji geçiyorsa hemen ne diyoruz? Benzinli araç diyoruz. Cevabımız Adana seçeneğidir. 19'a bakalım. Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur? A. Motor aşırı ısınarak zarar görür. B. Motor yakıtına yağ karışır. C. Motorun gücü artar. D. Motor çok
soğur. Evet, motor aşırı ısınarak nedir? Zarar görür, değil mi? Bakın motorda yağ seviyesi normalin çok altında ise ısınır, ısınarak zarar görür. Cevap Adana seçeneğidir. Son soruya geldik arkadaşlar. Şekildeki uyarı ışıklarından hangisi araç gösterge panelinde yanması durumunda el freni çekili ya da hidrolik seviyesi düşük olduğunu belirtir? Evet, el freni çekili ya da hidrolik seviyesi düşük olduğunu belirtir. Bakın burada dikkat edin. Dörtlüleri yakmış. Yakıt az kaldığını bize bildiriyor. El freni çekili olduğunu bakın gösteriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Burada da hararet göstergesi, değil mi? Hararetin yanacağını bildiriyor. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar, sayfamızı, kanalımızı takip edip katılarak sizlere çıkacak ehliyet, motordan banko e-sınav sorularını çözebilirsiniz. Daha önce atmış olduğumuz ilk yardım, trafik adabı ve karışık konu ve soruları sayfamızda, kanalımızda bulabilirsiniz. Ciddi manada çalışan tüm arkadaşların eminim ki 90'ın altında not almaları mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Sizler de daha yüksek notlar alabilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Sayfamızı, kanalımızı mutlaka dostlarınıza, arkadaşlarınıza paylaşın, önerin. Onlar da faydalansın. Mesajlarınızı mutlaka bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.